İyi bir senaryodan tabii kötü film çıkar. O çok örneğini gördüğümüz bir şey. Yani kötü bir senaryodan iyi bir film çıkabilir. Bu da olabilir diye düşünüyorum. Yönetmen orkestra şefi gibi, hani onların organize edilmesi, ayarlanması ve doğru bir şekilde o projenin içinde bulunmasını sağlayan kişidir. Dolayısıyla tabii ki yönetmenin filmidir ama bütün insanların, diğer insanların da aynı anda filmidir diye düşünüyorum. Ben Mahmut Fazıl Coşkun, yönetmenim. 91 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nin elektrik mühendisi bölümüne girdim. Ondan sonra zannedersem yani birinci sınıf, ikinci sınıf, yani ikinci sınıfın ortalarında biraz böyle yanlış bölüm seçtim duygusuna kapıldım. Yani çok içine giremedim böyle. Biraz insanın artık hayatını sorguladı. Aslında lisede pek sorgulamadın. Şeyleri sorgulamaya başlıyorsun ve bu işi yapmak istiyor muyum ya da bu konular benim çok ilgimi çekmiyor falan duygusuna kapıldım ve sinema merakım ya da sinemayla ilgim diyelim o yıllarda gelişti ve bir süre sonra da aslında ben bu bölümü terk etmem gerekiyor ve sinemaya yönelmem lazım ama nasıl olduğunu bilmiyordum. Yani daha doğrusu sinema eğitimi, sinema nasıl girilir bu işe falan hiçbir fikrim yoktu. Bu arada da okulu bitirmiş oldum aslında. Yani hani o mühendislik fakültesini ve ondan sonra yurt dışında bazı okulları araştırdım. İşte Amerika'da bir okula gitmeye karar verdim ve Kaliforniya Üniversitesi'nde bu eğitimi aldım. Ondan sonra da 2000 yılında tekrar Türkiye'ye döndüm. Amerika'da kalmak hiç istemedim ve Türkiye'de ben bir televizyon kanalına girdim. Orada belgesel yapmaya başladım. Hala bir de ekonomik kriz vardı o dönemde. Film sayısı bayağı azalmıştı galiba, yapılan film sayısı. Aynı sırada da Bilgi Üniversitesi'nde de master yapmaya başladım. Zannedersem 2 yıl boyunca o televizyon kanalında biyografik belgeseller yaptım ve bu belgeseller benim için çok iyi oldu. Çünkü böyle son derece özgür hissettiğim bir alandı. Ve aynı zamanda da biyografi belgeseli aslında İnsana çok şey katan belgeseller. Yani çünkü bir insanın hayatını derinlemesine öğrenme fırsatınız oluyor ve bu bana çok aslında ilginç kapılar açtı diyebilirim. Sonra ben o işi bıraktım ve ilk senaryomu yazmaya başladım. İlk filmim Uzak İhtimal. Yani zannedersem 2006'da böyle çalışmaya başladım üstüne. 2007 gibi falan 2008'de mi çekildi? İşte onun süreci vesaire o 2009'da da gösterime çıktı. Benim için ilk film deneyimi çok heyecan vericiydi. Yani açıkçası gerçekten o çok zor ve çok heyecan vericiydi. Çünkü çok dar ekonomiyle çekilmiş bir filmdi. Ben o filmin ne olabileceğiyle ilgili ya da nasıl bir karşılık bulabileceğini hiç tahmin etmedim. Yani şöyle bir duygum gerçekten yoktu. Hani festival meselesi sonradan gelişmiş bir konu benim için. Film bittikten sonra ya da bitmeye yakın işte bir takım böyle festivallere başvurma ihtimali belirdi. Ve ondan sonra işte bir yere başvurduk ve oraya seçildi. İlk seçildiği yer Rotterdam Film Festivali'ydi o zaman 2009 yılında. Rotterdam Film Festivali'ni daha önce duymuştum ama hiçbir şekilde bir bilgim yoktu. Ve işte festivale gittik, filmi izledim ve çok gergin bir durumdu. Yani benim için son derece ilk kez bir film yapmıştım ve yani yabancı bir ülkede ve bayağı kalabalık bir salonun ortasında filmi hep beraber izliyorsun. Benim için hayatımın en zor zamanları olabilir. Yani o anlar, çünkü yani ben de ilk defa perdede izliyordum filmi ve bu o kadar kolay bir şey olmadığını düşündüm. Yani hani böyle bir sıkıntılı bir buçuk saat geçirdiğimi hatırlıyorum. Ondan sonrası da biraz sıkıntılıydı. Yani hani izleyici
acaba ne düşünler falan filan diye işte sahnenin önüne soru cevap için çıktım falan. Oralarda da garip bir durumdu. Ama sonuçta o tecrübe biraz böyle ondan sonra da devam etti yani. Ben her filmimde ilk gösterildiği anda çok aşırı geriliyorum ve sıkıntı yaşıyorum. Yani izleyiciyle yüzleşmek çok istemiyorum o anlamda aslında. Ama biraz bu dünyanın da şeyi o. Yani mecburen gidiliyor bu festivallere ve izleyiciyle bir şekilde konuşuyorsun falan. Ben aslında hiç gitmemeyi tercih ederim. Yani hani başka türlü yollarla bu iletişim kurmayı tercih ederim ama o çok mümkün değil. Festival filmi yapayım diye bir film yapmadım açıkçası. Ticari filmler benim çok yapabileceğim bir şey değil gibi düşündüm. O zaman da düşünüyordum, hala öyle düşünüyorum. Çünkü onların yapılma biçimleri, yapılma nedenleri ya da yaparken çalışma biçimleri çok farklı. Orada son derece seyirci odaklı bir çalışma biçimi var. Yani daha çok izleyicinin izlemesi için bir takım edinilmiş tecrübelerden yola çıkarak senaryolar yazıyorlar. İşte ona göre oyuncu seçiyorlar. Dolayısıyla bu benim çok yapmak isteyeceğim bir şey değil. Ben daha kendi hikayelerimi kendi istediğim gibi yapmak isteyen birisiyim ve o nedenle ortaya böyle sonuçlar çıktı. Bunun karşılığı da tabii daha çok festivallerde veya ne diyelim bugün tırnak içinde art house sinema dediğimiz sinema olarak ortaya çıktı. Ve çok da gişesi olan filmler değil. Dolayısıyla art house filmler diyoruz. Dediğim gibi yani ben hiç o alana teşebbüs etmedim. Yani hani işte televizyonlardaki popüler diziler yahut işte popüler sinema dediğimiz film yapma konusunda hiçbir teşebbüsüm olmadı diyebilirim. Yönetmen en nihayetinde tabii bir eser üretiyor ya da bir tasarım diyelim. Ticari olması meselesi biraz daha bizim ülkemize biraz çok keskin geliyor bana. Yani o ayrım ve ticari sinemanın ya da ticari amaçlarla yapılmış filmlerin tabii ki yani çok kendi kodları var, kendi hedefleri var diyelim. Onların hedefi çok doğal olarak çok izleyici ve çok satılma odaklı ve o nedenle izleyicinin talepleri söz konusu. İzleyici diyelim ki gülmek istiyor ya da bir oyuncuyu görmek istiyor gibi. Bunlar tabii ki tahmin edilerek yapımcı tarafından ya da bir şekilde buna uygun üretimler yapıyorlar. Yani o diyelim ki ona göre bir senaryo yazılıyor, ona göre bir oyuncu seçiliyor, ona göre yönetmen ya da ona göre mekan. Bu değişebilir. O dönem işte çok talep gören bir takım konular olabilir. Yani diyelim ki son dönemlerde mesela çok biyografik filmler görüyorum. Çok ticari olan işte diyelim ki Müslüm filmi. Ve bunu tahmin edebilir yani bir yapımcı bunun çok iyi gişe yapabileceğimi ve ona yönelik bir film hazırlayabilir. Dolayısıyla buradaki film yapma sahipleri çok farklı. Diğeri ise daha otör yönetmen diyebileceğimiz, daha yani kendi filmini, öyküsünü kendi istediği şekilde yapmak isteyen bir yönetmenin filmi doğal olarak bu tür talepleri cevap vermeyebilir. Bazen verebilir ama genellikle vermez ya da istendiği kadar vermez. Dolayısıyla bir yönetmenin kendi filmi genellikle kendi yapmak istediği şeyleri yapar. Doğal olarak çok daha özgür hissedeceği bir alandır. Diğerinde öyle bir özgürlük alanı çok olmayabilir. Yani istediği oyuncuyu da çalışamayabilir, istediği senaryo olmayabilir, istediği konu olmayabilir. Dolayısıyla bütün bunlar çok değişir. Okulda bir hocamın söylediğini söyleyeyim. Yönetmen hiçbir şey yapmayıp aslında her şeyi yapan kişi gibi bir cümle kurmuştu. Yani aslında hiçbir şey yapmaz ama master her şeyi yapan. Dolayısıyla aslında yönetmen biraz bütün birimlerin ne yapması gerektiğini tarif eden, söyleyen, yönlendiren ve onun olup olmadığını son kararını veren kişidir diyebiliriz. Çok daha basite indirgersek yani bilgisayar başında mesela bir grafiker basit bir A4'de bir şey tasarlıyor. Yani yönetmen de aslında film tasarlıyor. Bu kadar basit bir olay olduğunu düşünüyorum. Ama tabii bu bir sinema filmi olduğunda tek başına yapabileceğiniz bir olay değil. Yani doğal olarak bir ekibe, oyuncuya, mekana, bir senaryoya vesaire yani pek çok enstrümana ihtiyacınız var. Ve bütün bunların hepsinin sizin yapmak istediğiniz şeye doğru hizmet edip etmediğini sizin yönlendirmeniz gerekiyor. Yönetmeni böyle tarif edebiliriz.
Yönetmen tabii ki olunabilir. Yani yönetmen herkes olabilir. Şimdi eskiden yani dijital teknoloji öncesinde ki ben ilk filmim Uzak İhtimal mesela biz negatif çekmiştik 16 milimetre. Ya ben ucuna yetiştim. Benim daha önce çektiğim filmler kısa filmlerde yine negatifti. Yani ben Super 8 çektim, 16 milimetre çektim vesaire. Yani negatif çağını az çok biliyorum. Negatif döneminde yönetmenlik biraz daha böyle gerçekten bu işi bilen birisini yönetmen koltuğuna oturturlardı. Yani sonradan banyo edilir o film. İşte diyelim ki birkaç gün sonra o izlenebilir. Olup olmadı falan filan o süreçlerde riske edilebilecek bir şey değildi. Dolayısıyla yönetmenlik hani tekniğe de hakim olmak ne bileyim yani bu işin hani riske edilebilir bir tarafı olmadığı dönemlerdi. Fakat günümüzde öyle değil. Yani günümüzde artık teknoloji çok gelişmiş anında işte çekiliyor. Çok sayıda kamera seçeneği vesaire kurgu. Yani tek başına birisi çekip evinde montajlayıp bir film yapabilir. Dolayısıyla yönetmen tanımını bir parça değiştirmiş olabilir. Yani hani klasik anlamda ama eskiden mesela hoca denmesi yönetmene biraz falan. Yani aslında her şeyi bilen yani o teknik çok önemliydi eskiden yani o anlamda. Eskiyle yeni arasında çok fark var. Yani hani artık ben pek çok şey görüyorum. Yani izlediğimiz diyelim ki o bir takım küçük videolar da bir yönetmen gerektiriyor. Dolayısıyla bu biraz şuna da benziyor. Yani hani kalem, kağıt, daktilo herkes edinebilir ama herkes yazar olabilir mi? Olabilir. Yani bir şey yazabilir mi? Yazabilir. Ama herkes Orhan Pamuk olabilir mi? Orası soru işareti. Yani dolayısıyla bunun ondan sonraki kısmı yani olan şeyin ne anlama geldiğini değerlendirmek bence izleyici ve başka hani başka şekillerde bunun test edilebilir. O nedenle teorik olarak elbette ama sonuç olarak bunun değerlendirme biçimi bence daha farklı bir şekilde diye düşünüyorum. Bana göre ideal olanı tabii ki yani senaryodan hatta senaryonun yazımından yani ben onu kendi adıma tercih ediyorum. Pratikte gördüğüm kadarıyla yani piyasada çalışan yönetmen arkadaşlarımın çoğu senaryodan sonra da ayrılıyorlar. Senaryo ile birlikte ve pek çoğu biraz revize yapıp senaryoda kendince değişiklikler yapıp projeye dahil oluyorlar. Ben açıkçası ne kadar özgürüm, ne kadar kararlarda kendi kararlarım olabilir. Buna dikkat ediyorum. Yani bu benim için önemli. Elbette bir projenin bütçe gibi bir en önemli tabii ki meselesi var. Yani hiçbir proje yok ki yani dünyada sadece ülkemize değil sınırlı bir bütçeli olmasın. Yani sınırsız bir bütçe diye bir şey söz konusu değil. O nedenle mutlaka bir bütçe sınırlarınız olmak zorunda. Bu önemli bir ilk engel diyebiliriz. Dolayısıyla sizin sınırlı bir oyuncu havuzunuz olacak ya da sınırlı bir mekan havuzunuz olacak. Yani her istediğiniz olmayabilir. Ama ben sınırlama mevzusunun sinemada çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani sınırlama çok, hani sanatta da öyledir ama sınırlandırılmış sanat aslında yaratıcılığı çok artıran bir şeydir ve daha fazla düşünmeniz gerektir. O nedenle bunu ben bir olumsuz bir şey olarak da hiç görmedim. Yani hani bütçe kısıtlıysa senaryo dahil her şey değiştirilebilir ve her değişiklikte biraz daha ilginç bir sonuca varma ihtimaliniz artabilir. Yani bunu da yönetmen aslında kendi avantajına çevirebilir diye düşünüyorum. Genellikle yönetmen kendi ekibini kurar. Tabii ki doğal olarak daha önce çalıştığım ve memnun kaldığım insanları tercih ediyorum. Bazen şöyle olabilir, projeye göre değişebilir. Bana göre en önemli iki kişisi yönetmenin dışında bir görüntü yönetmeni ve sanat yönetmeni ya da production designer diyebilirim. Bu ikisi çok hayati kişilerdir ve onları kendi seçtiğim insanlarda olmasını tercih ederim. Yahut nasıl bir insan olduğuna çok önemli. Çünkü hani set uzun bir süreç olabilir ve anlaşıp anlaşamayacağınız çok önemli. Bütün bunlara dikkat ediyorum. Açıkçası yönetmenin iletişiminin kuvvetli olması çok tabii büyük bir avantaj ama bu şart değil. Yani hani yönetmenlerin de insan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Yani ve her insan gibi onlar da farklı farklı insan tipleri olabilir. İletişimi zayıf olabilir, çok güçlü olabilir. İçe dönük olabilir, dışa dönük olabilir, eğlenceli olabilir, sıkıcı olabilir vesaire.
Bütün bunlar onun üretimini doğal olarak bir ekiple birlikte çalıştığı için etkili edebilir. Ama bu bir şart değildir bence. Yani yönetmenin kişiliği ürettiği şeyle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bütün her şeyden anlamasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama iyi olacağını düşünüyorum. Ben mesela profesyonellere güvenen bir karakterim var. Ama tabii ki az çok bu konularda bilgisi olması tabii ki çok çok önemli yönetmenin. Daha doğrusu üretilen şeyin ne olduğuna da çok bağlı. Yani ne yapmak istediğine bağlı. Çünkü o doğru enstrümanı bulmak gerekebilir ya da onun hani nasıl çalıştığını, fonksiyonlarını vesaire bunları bilmek tabii ki çok önemli olabilir. Ama diyelim ki işte kurgucu gittiğinde oturup kurguda kendisini yapması, yani böyle bir şey ben olmasına gerek olduğunu düşünmüyorum. Teknik farklı bir alan. Yani teknik meseleler, teknikle ilgili bilgi sahibi olmak yönetmenin yapacağı işler olduğunu düşünmüyorum. Ama kurgunun diyelim ki duygusu, ritmi vesaire falan filan, esas bunları bunlarla ilgili kendisini geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Oranlara bölmek mümkün olmayabilir tabii. Yani yönetmenliğin matematikle ilişkisi, önemli bir kısmı matematikle ilişkili diyebilirim. Çünkü bir plansız konu değildir. Yani şöyle değildir. Mesela bir ressam işte tuvalin önüne geçer ve o an hissettiklerini yapabilir. Bu bir ressam için böyle bir yaratıcılık gösterebilir ve onun için bir eser olabilir falan. Ama yönetmen için böyle bir şey çok mümkün değil. Tamamen her şeyin improvize olduğu, İşte o an aklına gelenleri yapmak en azından benim için imkansız. Ben bunu en başta planlamak, çok uzun zaman önceden planlamak isterim ve ona göre bir plan yaparım. Bana göre çok önemli bir kısmı. Ama mesela tamamen improvize çalışan yönetmenler de var. Onları daha farklı bir kategoride, ama ben öyle bir yönetmen değilim. Yozgat Blues yazarken Paul Auster'ın bir romanını okuyordum ve oradan bir karakter için çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Yani çok küçük bir şey aslında sizde büyük bir şey çağrıştırabiliyor ve onu ekleyebiliyorsunuz ya da onun oradan bir şey, bir ilham alabiliyorsunuz. Dolayısıyla benim için edebiyat böyle bir şey. Edebiyat değil sadece aslında. Diğer sanatlarda da öyle. Yani ben hiçbir zaman şöyle bir şey olmuyor tabii ki. Yani hani bir şeyi görüp olduğu gibi İşte bu çok iyi falan, öyle bir şey değil, ama bir duyduğunuz bir cümle, bir kelime bile olabilir ya da bir müzik olabilir, gördüğünüz bir resim olabilir. Onun sizde yaratacağı şey bambaşka olabiliyor. Bu tür bir etkileşimden söz edebiliriz ama doğrudan bir uyarlama hiç yapmadım. Mutlaka yani hani bu çok doğal da bir süreç. Yani en nihayetinde bir izlediğimiz her şey ya da okuduğumuz her şey ya da bize bir birikim oluşturuyor ve o doğal olarak o birikim bir şekilde ortaya çıkıyor. Bazen çok bilinç altından da çıkabiliyor. Yani çok şuurlu bir şekilde yaptığımız bir eylem olduğunu düşünmüyorum. Çoğunlukla bilinç altında, yani fark etmeden ortaya çıkan şeyler olduğunu düşünüyorum bu tip durumların. Yani Yozgat Blues, evet, Tarık Tufan'ın bana anlattığı bir tür anekdot öykü üzerinden yürüdü. Yazılı bir öyküsü yoktu yani. Ondan sonra biz beraber senaryoyu yazdık vesaire. Ben o zaman senaryo yazılırken kast yapmayı seviyorum. Yani daha yazılmadan, yani hani bu karakter üzerine düşünüp falan. Senaryo yazılırken görüştüğüm bir oyuncu vardı ve onunla bayağı bir işte görüştük, işte o da çok mutlu oldu falan filan. Saçı olan bir oyuncuydu aslında, yani biraz böyle şeydi, hatta gür saçlı bir oyuncu diyebilirim. Bir takım böyle küçük çekimler falan da yaptı o ara. Sonra filmin çekimine doğru bu oyuncunun bir başka şeyi çıktı, durumu çıktı ve maalesef projede yer alamayacağını söyledi bana. Çok da üzülerek. Ben de yani yapılabilecek bir şey yoktu açıkçası. O ara hemen bir oyuncu, başka bir oyuncu falan düşündüm. İşte Ercan Kesal o sırada, yani zaten başka bir karakter için konuşmuştum onunla. Ercan Kesal olabilir mi diye düşündük. Ona sordum, o da çok iyi olur dedim ve falan. Yani Ercan abinin de işte malum saçı yok. Böyle bir eksiklik duygusu oldu ve dedim ki abi, peruk olabilir mi acaba? Yani bir de onun karakterine de çok uygun, çünkü 70'ler 80'ler. Hatta günümüzde de herhalde sahne sanatçısı peruklu olma ya da saçlı olması gerekir gibi bir duyguları var. Dolayısıyla ona da çok uyduğunu düşündüm. Peruk böyle girdi bu filme.
bütün senaryoları birileriyle yazdım. Yani hani tek bir insanla da yazmadım. Hep farklı farklı insanlarla yazdım. Ben açıkçası böyle tek başıma oturup düşünebilen birisi değilim. Yani sohbet benim için çok besleyici bir şey. Aslında senaryo yazmaktan çok sohbet ediyorum ve bana çok fazla düşünme imkanı sağlıyor. Dolayısıyla sohbet edebileceğim aslında insanlar arıyorum ve onlarla birlikte bu süreci yürütüyorum diyebilirim. Senaryo yazımları da aslında çoğunlukla öyle oldu. O mesela Ölüleri Yakma Cemiyeti'nde Hakan Bıçakçı ve Sinan Yusufoğlu ile çalıştım. Yeni bir proje var. Yine onu başka bir arkadaşımla çalışacağız. Yani birlikte yazma hikayesi benim için öyle bir süreç. Yani aslında sohbet etmek ve ondan sonra işte tretman ve tretmandan sonra genellikle kendim devam ediyorum. Yani hani diyaloglara daha çok kendi diyaloglarımı koyuyorum ama belli bir noktaya kadar özellikle de öykü kurulumu tarafı benim için hani birisiyle sohbet ettiğimde çok daha rahat, daha verimli geçen zamanlar oluyor. Anons'ta tabii Bulgar bir görüntü yönetmeniyle çalıştım ve çok mutlu oldum birlikte çalışmaktan. Biz öncesinde çok çalıştık. Benim açıkçası ışıkla ilgili tabii ki yani ışık çok önemli bir şey. Işığı nasıl kullandınız? Çünkü gördüğümüz dünyada ışık en nihayetinde ışık olmadığında hiçbir şey görmüyoruz. Ve dolayısıyla ışık her yerde eşit değil. Ve buna göre aslında bizim görsel hafızamız şekilleniyor ve biz aslında yeniden bunu oluşturuyoruz, bu anları oluşturmaya çalışıyoruz. Yani çok fazla ışık olduğunda güzel ışık olmuş olmuyor. Yani senin onu nerelere koyduğun ve hangi duyguyla koyduğun, nereleri aydınlık, nereleri karanlık, hep zıtlarını düşünerek yapman gereken şey. Bütün bunları düşünerek yaptım ama mesela anonsta görüntü yönetmeniyle konuştuğumda şunu söyledim yani. Dış çekimlerinde ya da iç çekimlerinde de aslında etkileyen bir şey. Film tamamen gece geçiyordu. Ve gece geçen bir filmde ben dedim ki hiç ay ışığı istemiyorum. Yani normalde bir görüntü yönetmeni için bu çok imkansız bir şey. Bunu tasarlaması. Çünkü ay ışığının olmaması demek aslında hiç ışığın olmaması demek. Fakat bu sınırlanmayla birlikte bizim şunu düşünmemiz gerekti. Bizim o zaman doğal ışık kaynakları üretmemiz gerekiyordu. Yani diyelim ki yanan ateş, el feneri. Ya da diyelim ki o girdikleri binada yanan mum veya işte geçen trenden yayılan ışık. Dolayısıyla bunların ne olabileceğini sahne sahne düşünüp buna göre bir aydınlatma düşünmeye başladık. Diğer türlü olsaydı aslında şöyle yapılır normalde. Yani ay ışığı aslında güneşin hani gece versiyonu gibi düşünelim. Yani normalde biz güneş olduğunu hep gündüz varsayarız, doğal olarak da vardır. Gecede işte ay biraz daha hani onu taklit eden bir ışıkla ortam aydınlatılır ve ona göre işte başka diğer diyelim ki practical ışıklar dediğimiz ışıklarla beslenir falan. Bunu ortadan çektiğinizde sizin ekstra bunun üzerine düşünmeniz gerekiyor. Ben mesela anonstaki farkım biraz bununla etkisi olduğunu düşünüyorum. İlk film benim için son derece zorluklarla çekilmiş bir film. Zorluklarla çekilmiş olmasının ötesinde ilk o film olmasının heyecanı ve değişik duyguları diyebilirim. Yani o film benim için böyle bir yer bıraktı benim hayatımda. Ama diğer filmlerim için de pek çok değişik anısı, pek çok değişik öyküsü var. Film yapmak isteyen gençler için açıkçası tavsiyem şu. Yani doğal olarak tabii ki hani artık teknolojinin çok ulaşılabilir olduğu bir dönemdeyiz. Yani eskiden bu çok mümkün değildi. Film izlemek çok mümkün değildi. Yani film izlemek için mutlaka ya sinema salonuna ya da televizyonda gösteriliyor olması gerekiyordu. Sinema salonlarında da festivallerde izlenebiliyordu. Ama artık çok çok kolay yani her şeyi izlemek. Dolayısıyla film izlemeleri gerekiyor. Ayrıca klasiklerden başlayarak mutlaka bir edebiyat okuması yapmaları gerekiyor. Ve ondan sonra neye ilgileri var? Bence onu keşfetmeleri gerekiyor. Yani ilgi alanı nedir? Aslında sinema bir ilgi alanı evet ama o bence bir araç. Yani sinema aslında bir ilgi alanı değil, bir araçtan bahsediyoruz. Yani siz neyle ilgilendiğinizi keşfetmeniz gerekiyor ki aslında bu araçla ne anlatmak istiyorsunuz onu bulmanız gerekiyor. Bence bu en önemlisi diye düşünüyorum. Bu da ancak biraz çevrenize bakarak işte bu okumaları ya da bu tür ilgi alanınızı ya da kendinizi keşfetmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Yani ne istiyorsunuz?